Mert Yeni'yi çağırmak istiyorum. Dert ortağım. Ay evet ya, sırf bunun için çağırdım biliyor musun? Ne yapacağız biz böyle? Ay bilmiyorum, gel konuşalım. Çevirme, bizim konuşacak konumuz bitmez. Evet, ne yaptın? Ya bilmiyorum Dilara, çok net. Ben seni tanımak için çağırdım. Evet. Şaka. Evet, doğru. Ciddi misin? Ciddiyim. Bu olayın üstüne. Evet. Şu an çok şok oldum. Harbi şok. Niye öyle bir tepki verdin ki? Şok oldum çünkü. Bro, ne oluyor oğlum? Geç alan olayları konuşuyorlar bence. Tabii, muhtemelen tabii. Evet. Bence doğru. Şaka değil değil mi? Şaka, şaka değil, doğru. Gerçek evet, konuşuyorsun gerçek. Şu an. İyi misin? Oğuzhan. Odaya mı? Sence? Odaya. Merak ediyorum. Ne diyeceksin? Çok, ben dünden beri düşünüyordum bunu. Neyi merak ediyorsun? Şaka yaptım. Aklımı aldın ya Dilara. Bari... Şaka yaptım, şaka, dur. Oh. Kanka şey için ya, tamamen kardeş ve kanka olarak çağırdım. Merak etme şokunu, merak. Kızım ne yapıyorsun, aklımı aldın yemin ederim. Hayır ya, ne yaptın Buse'yle? Ne yaptın? Niye sarıldın mesela? Şu ağlayan bir kadın, evet, olduğu ya, için ben sarıldım. De çok üzüldüm biliyor musun? Sen ne yaptın Dilara? Ne düşünüyorsun? Çiçek aldı işte, getirdi. Dedim ki ilk çiçeğin böyle mi olması gerekiyordu dedim. Benim ilk kırmızı odam böyle mi olması gerekiyor dediğim gibi. Çok karıştı kafam ya. Yani bu senin üzülmesini hiç istemiyorum. Bir de İlayda çıktı biliyorsun. Ya İlayda sadece... Dur bir saniye. Gel. Ne yapıyorsun? Normal konuşuyoruz. Başka yerde konuşuruz. Tamam şey, bir sakin ol. Gel otur, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Olayı gördüysen farklı. Gel bir otur, bir şey söyleyeceğim. Ben senin buradaki hareketlerini gördüm. Yok, buraya gelmeyecektin şey normalde. Anladın mı? Burada bir şey hareketlerini gördüm, o yüzden geldim. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Olsan dinler misin? Bir dakika bir durdur. Bir dinler misin beni? Bir dakika, bana bir şey diyeceğim. Tamam, ben bir konuşayım onunla. Bana bakar mısın? Bu tepkiyi gerçekten bizim vermemiz lazım. Bak, gerçekten. Anladığın gibi bir durum yok. Öyle bir durum yok zaten. Oyun oynadı, kura oyun çektik. Oyun oynamış, ben de şaşırdım. Bana şaka yaptığını şey çıktı, söyledim. Mert çıktı. Anlarsın zaten. Ben de çağırdım yani. Tamam, şu anda Buse hakkında sizle ilgili konuşuyoruz, evet, zaten. Bu ilişkimizle alakalı yani bir şey konuşuyoruz. Yani yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Sinirlenmene dünya gerek yeni yok. Oturmanız şimdi kırmızı odaya gelmeniz. Bana çıktı. Oyun mu? Evet, oyun. İzleyince tesadüfe göreceksin. Bak. Tesadüf değil. Tesadüfe bak. Gözünü İzleyeceksin seveyim, yapma sen olsan. De. Biz yükselmiyoruz bu kadar ya. Gerçekten oyundu. Bro, sen yükselmiyorsun derken ben de yükselmiyorum. Şu tamam, anda sakin abi, bir şekilde konuşuyorum. Hani gördüğün tamam şeyle alakalı bir şey değil, emin ol. Hani izin verirsen biz bir konuşalım. Çünkü ikimiz aynı durumdayız. Bak aynı durumdayız. Şu an ikimizin burası kafası... Burası mı sence buranın konuşma yeri? Bro? Tamam, bak, oyun olduğu işte için onu çağırdım. Burası olmadığı için olsa... buradayız. Yani Buse'nin çağırması da burası değildi aslında. Hepsi bu böyle. Oyundu ve içeridekilerini de söyleme lütfen. Ve kız zaten kendisi diyor ki ben bir şey hissediyorum, bunu çözmemiz lazım diyor. Biz aynı kafadayız. Ben de Buse'ye bir şey hissediyorum, bu kız da sana bir şey... Biz bunu çözmeye çalışıyoruz burada. Yani yaptığınız şeyin farkındasınız. Büyük bir şey, büyük bir sıkıntı. Biz allak bullak olduk burada. Benim kafam da gitti, bu kızın kafası da gitti. Biz bunu açıkladık ama Mert. Ya açıklamak yani yetmiyor. Açıklamak yetmiyor. Yetmiyor. Sen beni tanıyorsun, nasıl bir insan tanıyorum olduğunu biliyorsun. Ama anladım, onu insan, o niyette söylemeyeceğimi çok iyi biliyorsun. İşte bunu bizim beynimize açıklamamız lazım. Bu kız da aynı kafada. Evet, hissiyatlarımız var. Kalbimiz farklı bir şey söylüyor. Bu kızın da beyni durduruyor, benim de beynim durduruyor. Bunu durdurmamız, bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Yani konuştuğumuz konu burada bu. Yani biz de biliyoruz, bu da hırgür çıkarmasını biliyor. Orayı dağıtmasını, kırmasını. Ben de biliyorum dağıtıp seninle kafa kafaya gelmeye, vuruşmayı, o bunu. Biz bunu istemiyoruz. Biz diyoruz ki hislerimiz var, yanlış mıyım? Bu hislerimizi beynimize nasıl aktarabiliriz? Bunu nasıl aşabiliriz? Bunlar bize ne yapabilir? Bunun tartışmasını yapıyoruz burada. Bunları aşmak için... Zamanı ihtiyacımız daha detaylı var. Konuşmanız lazım. Burada konuşmanız gerekmiyor. Tamam, yani... oyundu. Bana Mert çıktı. Ben de şaşırdım.
Ben de çok şaşırdım Dilara. Neye? Ben de oyun çok şaşırdım. Oynadık, kura çektik. Sen bana çıktın. Ne oyunu ya? Kura çektik biz. İçeride mi? Evet, bunları evet. Konuşmanın da tam okay. Yeri. Tam yeri ve zamanı. Kura'dan da sen çıkıyorsun. Konuşmanız gereken konular var. Ve ne konuşacağım başka? Ne konuşabilirim başka? Senin hareketlerini görüyorum burada Dilara. Ne yaptım? Ne hareketi bu? Geliyorsun şöyle. Bu ne? Hayır. Ne bu? Ay şaka yaptım ilk başta. Dedim ki seni tanımak istiyorum. Şakaydı bu. Oyundu. Şaşırınca ben de güldüm hani. Benim aklım gitti orada emin ol. Bu adam da şaşırdı. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim Oğuzhan. Ne hissettin? Hı? Ne hissettin şu an? Bu durumda bile bir şaka olmasına rağmen. Ne hissettin? Net bir cevap verir misin bana? Ne hissettin? Çok merak ediyorum. Şu an işte fırtına kopuyor değil mi? Yüzünden de belli. Benim de yüzümden de anlamışsındır. Fırtına koptuğunu biliyorum ben. Bizi düşünür müsün bu durumda? Biz ne yapalım? Bak her şey garanti. Her şey kayıt altında. Herkes bizi görüyor. Her şey net bir şekilde yayınlanabilir. Sizin olayınızda herhangi bir kanıt yok. Biz yani ne yapalım? Yani bunu beni kıskandırmak için mi yaptınız? Yok yok öyle bir şey değil. Ya hayır, oyundu o, diyorum oyun. Ya tamam. İzleyince benim, göreceksin. Benim buraya gelmem oyun değil. Dilara kendi çağırdı, onlar kendi arasında oyun oynamış. Evet. Onun dediği ben o başka bir şey. Kurduğum zaman da, şahsi fikrim, empati kurduğum zaman da seni haklı buluyorum zaten. Burada haklısın. Ben burada sana işte niye böyle yapıyorsun, niye bu şekilde tepki veriyorsun demiyorum. Tepkin gayet normaldi bu arada. Ben olsam ben de aynı tepki verirdim. Daha fazlasını verirdiniz. Belki, söyledi bilmiyorum. Bana zaten tamam, bugün belki daha fazlasını bilmiyorum. Veririm diye. Zaten ne hissettiğimi sen de çok iyi biliyorsun. Biz de, ben de erkeğim, sen de erkeksin. Hislerimizi biliyoruz ikimiz de. Bunu sormana gerek yok. Ama bu şekilde olmamalıydı. Ne gibi? Ya, bu şekilde olmamalıydı. Mesela? Yani ben kesinlikle Buse'ye bak burada net bir şekilde söylüyorum. Bütün samimiyetimi kamera çekiyor falan değil, umurumda değil. Anladın mı? Ben burada psikolojim bozuldu. Benim artık buradan gitmek istiyorum ben, anladın mı? Hepimiz, bu olaylara maruz kalmak hepimiz istemiyorum. Hepimiz şu anda mental olarak çöküşteyiz. İçeride ben çöküşteyim. Sağlıklı benim üstüme bir oyun oynandı şu anda. Ana dün gala gecesinde bir oyun oynandı. Bunun farkındayım. Kim oynadı bunu? Bu oyun, nasıl oynadı? Kimin oynadığını bilmiyorum. Ama bulacağım. Anladın mı? Net bulacağım. Benim orada konuşmalarım ses bile o kadar flört ediyormuş gibi çıkmış ki biz onunla öyle konuşmadık. Normal kakara kekiri o kadar ses niye öyle çıktı bilmiyorum. Yukarıdan çıkan diyafonlardan o kadar sesten mi alakalı? Flört ediyormuş gibi çıkıyor mesela ses bile. Orada konuşmalarımız tamamen gerçekleşti ve Buse'ye karşı gerçekten bir şey hissetmiyorum, bir beğenti de duymuyorum. Çünkü sen benim arkadaşımsın, senle bir yola çıktılar. Bizim Buse'yle böyle makara yapmamız normal değildi. Evet, ben Dilara'yı düşünmeden yaptım bunu. Seni de belki düşünmedim. Anladın mı? Belki değil, düşünmedim. Seni düşünmem lazımdı. Sizi düşünmediğim için, evet, hataydı o şekilde konuşmak, o kadar samimi konuşmak. Hataydı. Ama bu şekilde kıskandırma falan olmamalı. Kıskandırma bence. Değil, oyun oynadık ya. Diyorum sana. Bu oyunun benimle bir alakası İzleyince yok. Oyun oynanıyor göreceksin zaten Dilara. Işte. Oyun oynanıyor. Oyun içinde oyun var burada. Biz mi oynuyoruz yani oyunu? Kim oynadığını bilmiyorum. Kafam çok karışık. İzleyince göreceksin zaten. Benim de kafam çok hiçbir karışık. Hiçbir şey inanasım gelmiyor burada artık. Anladın mı? Yoruldum. Leyla oluşturdu bittim. Bu oyunu. Ne oyunu ya? Ben hala anlayamadım. Ya kura çektik işte. Ben 5 kişi seçtim. Kız kıza bir şey mi evet. Yaptınız? Ha, okay. Ne dediniz? Mesela Yeliz Dondurucu Ozan'ı çağırdı. Kura çektik. Erkekleri yazdık. Erkekleri yazdınız. Kim evet, bilirse. Evet bana sen çıktın işte. Neyse lan konuşmamıza devam edelim. Bence sen gel buraya Ozan. Gel buraya. Sen konuş. Yok devam edelim. Sen gel buraya. Yok, bizim bir şeyimiz yok. Senin oturup senin çözmen lazım. Gel sen. Benim de çözmem gereken şeyler var. Abi nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz bilmiyorum. Bu kızın da benim de kafamdaki soru işaretlerinin gitmesi lazım. Net bir şekilde. Artık size kalmış. Görüşürüz. İyi misin? Ben çok yoruluyorum bu durumlarda. Çok sıkıldım. Alışık değilim ben bu oyunlara. Oyun oynamadık ki. Sana bir oyun oynamadık. Bir daha öyle oyunlara girmem. Kendimi
Kendimi tutmakta gerçekten zorlanıyorum şu anda. Duydun mu? Gerçekten zorlanıyorum. Kendimi tutamam diye korkuyorum. Tamam, sakin ol. Sadece bir oyundu yani. Sevmiyorum ben oyun falan. Sevmiyorum oyun. Yeter. Beni bir daha üzecek hareketler yapma. Sen de aynı şekilde. Gala ne hale geldin? Haklısın. Seni düşünmeden hareket ettim. Üzüldü. Yapmayacağım. İzleyeceğim seni, göreceğim. Kırıldın mı sana dans etmediğim için? Evet, kırıldım. En azından bir dans etmeni isterdim ya. Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Bak, gerçekten sinirim bozuldu işim bu şekildeyim. Yani bu olayın bu kadar büyümesi, bu olayın gerçekten gerçek dışı olduğunu bildiğim halde bu kadar böyle lanse edilmesi insanlara karşı gerçekten çok sinirimi bozuyor. Bu evdeki kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Herkes beni kötü bilsin. Ama sen bilme. Tamam mı? Sözüm.